Peki. Ee, Çağlar Cilar'a e, merak ettiklerimizle devam edelim. Şimdi hazır yurt dışından <laughs> konu açılmışken bugün sosyal medyada iki önemli olay çok tartışıldı. Birincisi batıya verilen mesaj, ikincisi batıdan gelen mesaj. Batıya verilen mesajın sahibi Sayın Kılıçdaroğlu oldu. Bugün BBC'de bir e, röportajı <laughs> yayınlandı. Şöyle diyor, Kremlin'le değil batıyla ilişkilere öncelik vereceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması çok tartışılıyor. İlk olarak bunu yorumlamanızı isteyeceğim ama bununla bağlantılı The Economist'in kapağını e, soracağım size. Çünkü bu da batıdan gelen mesaj ve ikisi de aynı gün e, gündeme geldi, yayınlandı. The Economist'in kapağında bazı başlıklar vereceğim spotlar. Şöyle ifadeler var. Bazı etiketler yapmışlar. Hatta o kapakta <laughs> şu anda ekranda. Evet ekranda şu an. E, orada Erdoğan gitmeli etiketi dikkatimizi çekiyor. Demokrasiyi kurtarın diye bir etiket dikkatimizi çekiyor. Analizin içinde de haberin içinde de şöyle ifadeler var. Eğer Türkiye otokrat liderini kovarsa her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli. Hindistan'a kadar da uzatıyorlar meseleyi. Referans veriyorlar. Evet yani Hindistan'daki demokratlarda canlanır gibi bir mesaj var. Çağlar çok özür dilerim. Evet. Şu e, kapaktaki vurguysa 2023'ün evet. en önemli seçimi. Evet. Yani o başlık bunu İki, başlık ifade o, ediyor. Başlık o etiketleri evet. söylüyorum ben. Evet evet. Etiketler var orada yuvarlak e, kare, e, alınmış etiketler. E, bir de şöyle bir ifade benim dikkatimi çekti. Notlarım arasında var biz Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz diyor The Economist. Bu ikisini alt alta toplayınca ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun Batı'ya verdiği mesaj ve The Economist üzerinden Batı'dan gelen mesaj ne anlam ifade ediyor? Aslında Çağlar Bey çok güzel özetlediniz siz. Hiç yorumsuz bunları alt alta koyduğumuzda, yani olayların seyrine baktığımızda Mesajlar çok açık, çok net. Uzunca zamandır biz zaten kamuoyuna anlatmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de bu. CHP Atatürk'ün CHP'si değil artık. CHP manda ve himayeyi e, hemen hemen söylediği, sözcülerinin söylediği e, her açıklamada manda ve himayeyi bize hatırlatan şeyler söylemeye ve yapmaya devam ediyor. Uzunca zaman. <laughs> Örneğin Mesela dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcıları diyor ki biz geldiğimizde ilk icraatlarımızdan bir tanesi biz İsveç'in NATO üyeliğini kabul edeceğiz. Peki hemen ardından şu soru gelir çok net bir şekilde. İsveç bugün niye Türkiye Cumhuriyeti İsveç'in NATO üyeliğine evet demiyor? Çok açık, çok basit, çok yalın şeyler bunlar. Çünkü Finlandiya ve İsveç'e Türkiye diyor ki fetöyle ve PKK ile olan mücadelemde yani terörle olan mücadelemde bir NATO güvenlik şemsiyesi bir arada durmalıyız. Meseleye aynı bakmalıyız. Finlandiya buna saygı duyduğunu ve gereğini yapacağını ifade ettiğinde Türkiye Finlandiya'ya evet diyor. Ama İsveç hala direniyor. Dolayısıyla Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmiyor. Çok yalın bir şey bu. Fakat bunlar e, maalesef CHP'nin bugün geldiği zihniyet, o kadar teslimiyetçi, o kadar Türkiye'nin değil de aferin almak üzere e, Batının öngördüğü Batının yaklaşımlarını benimseyen bir siyasal pozisyon aldı ki yani bunu CHP oy vermiş, e, gönül vermiş. E, CHP'lilerin de içine sindirebildiklerini dolayı düşünmüyorum ben. Bugün Kılıçdaroğlu aslında Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan bir tanesi olan Rusya-Ukrayna krizinde tüm dünyanın gıptayla takip ettiği dengeli politikasını bir kenara koyacağını, Batı'nın kendisine kulağına ne üflüyorsa onu yapacağını söylüyor. Yani... Biz yeniden yine batının ileri karakolu olabiliriz diyor. Zaten aslında gelip meselenin böyle her iki tarafında karşı karşıya geldiği ana şeylerden bir tanesi bu. Cumhur ittifakı çok yerli ve milli bir ittifak. Bizim duruşumuz çok net. Türkiye yüzyılı derken aslında biz Türkiye ikinci yüzyılına giriyor... Nümerik bir değişiklik, 101. yılımız diye bakmıyoruz meseleye. CHP'den temel farkımız da bu. Şöyle bakıyoruz, Türkiye bundan 100 yıl evvel manda ve himaye kabul etmedi. Ve Mustafa Kemal'in önderliğinde bir kurtuluş savaşı verdi. E, bağımsızlığını ilan ettiği bir devlet kurdu. Tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardı. Kendi özgür ve özgün politikalarını koydu ortaya. Oysa bugün geldiğimiz yerde maalesef, Cumhuriyet Halk Partisi hemen hemen her demecinin, yetkililerinin söylediği hemen hemen her açıklamada biz Batı ile ilişkilerimizi normalleştireceğizin altına aslında Batı bize ne derse başımızı eğeceğiz bize ne söylerlerse onu yapacağız. Yani bize bir istikamet çizecekler, o istikametten yürüyeceğiz diyorlar. Oysa biz diyoruz ki, Türkiye bambaşka bir yerde. Bambaşka bir yerde. Türkiye yüzyılı derken kastımız da o. Türkiye artık başkalarının tayin ettiği bir yoldan gitmek yerine, kendisini merkeze koyan bir dünya inşa etmekten bahsediyor. Yani işte yerlileşen, millileşen sanayisiyle, silah sanayisiyle kendi özgün politikalarını dışarıda içeride uygulamaya başlayan bir ülke olarak kendini merkeze koyarak bir dünya inşa etmek istiyor Türkiye. Yani eskisinden daha hür, eskisinden daha özgür bir Türkiye var. Bunu başardık. Peki bize dost gözüken ülkelerle ilişkilerimizde neler yaşadık da biz bugüne geldik? Çok yalın şeyler bunlar. Bizim terörle mücadelemizde, içimizi yakan, içimizi parçalayan, her gün şehitler verdiğimiz en temel meselelerimizden bir tanesinde, biz yanımızda, tırnak içerisinde söylüyorum, batılı dostlarımızı görmedik. Zorda kaldığımızda, işte İhan'ın, Sihan'ın hikayesi böyle bir hikaye. E, i̇stediğimizde, arzu ettiğimizde e, bize naz yaptılar. F16'da da bugün aynısını yapıyorlar. Şimdi biz F16'ya ihtiyacımız yok artık dediğimiz için F16'da e, yeniden işi canlandırdılar ve süreç yeniden canlanmış bir şekilde devam ediyor. Yani işin özeti şu. E, maalesef e, Türkiye ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım dedikçe bunlarla karşılaştı karşılaşmaya devam edecek.